Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Melek adlı bir Fransız drama ve fantezi filmini anlatıyorum. Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. Lewis bir sihirbazın asistanı olarak çalışan güzel bir genç kızdır. O sihirbazın büyüsüne, sihirbaz da onun güzelliğine kapılmıştır fakat gösterilerinden birinde sihirbaz görünmez olur ama bir daha geri dönemez. Ortadan kaybolması Lewis'in depresyona girmesine neden olur. Sihirbazın ona geri dönebilecek güçte olduğuna inanıyordur. Depresyon zamanla yerini halüsinasyon ve sanrılara bırakır ve sonunda bir akıl hastanesine düşer. Büyücünün kaybolmasından 9 ay sonra Lewis'in doğum yapma zamanı gelmiştir. Kimse hamile olduğunu bilmediğinden kendi başına doğum yapmak zorundadır. O gece doğan bebek görünmezdir. Onun varlığı Lewis'in delirmediğinin bir kanıtıdır ama yine de bunu hemşirelere söylemekten çok korkar. İnsanlar ona varlığını öğrenirse oğlunun bir deney konusu haline geleceğini biliyordur. Bu yüzden sır gibi saklar. Hemşireler her gün ona yiyecek ve ilaç vermek için gelir ama odada yaşayan görünmez çocuktan haberleri yoktur. Lewis ona Melek der ve sonunda çocuğun ismi Melek olur. Ona çok iyi bakar ve normal bir çocuk gibi yetiştirir. Sırtını sıvazlar, besler, konuşmayı ve yemeği öğretir. Yeterince büyüdüğünde ona tebeşirle duvara yazarak okuma yazma öğretir. Melek, Lewis'in eski elbise ve ayakkabılarıyla oynamayı sever çünkü böylelikle aynada kendisinin bir kısmını görebiliyordur. Lewis her gece ona çocukluk evini anlatır. Eskiden ormanın ortasında bir kulübede yaşarmış. Tatillerde trenle seyahat eder ve göle giderlermiş. Lewis'in dünyadaki en sevdiği yer orasıdır ve oğlunun bir gün orayı görebileceğini umuyordur. Ayrıca ona gölde yüzmeyi öğretmek ister ama dış dünyayla tanışma düşüncesi oğlunu çok korkutuyordur. Doğum günlerinde Lewis kağıt rulolarını iki dilim ekmeğin üzerine koyarak yakar. Melek daha iyisini göremediğinden asla şikayet etmez. Melek 10 yaşına gelir. Zeki bir çocuktur ama görünmezliğini bir türlü kabullenemez. Büyüdükçe merakı da artmaktadır. Bir akşam sandalyenin üstüne çıkıp pencereden dışarı baktığında hayatında ilk defa kendi yaşında başka bir insan görür. Küçük kız evinin önünde ailesiyle birliktedir. Merdivenlerde takılınca annesi ona yardım eder. Melek yatakta annesine döner ve ona kızı anlatır. Lewis oğlunun dış dünyayı merak etmeye başlamasından endişelidir. Oğluna dünyanın geri kalanından farklı olduğunu ve insanların farklılığı sevmediğini söyler. Bu nedenle hiç kimse tarafından fark edilmemesi, dikkatli olması gerekmektedir. Bu yorum çocuk üzerinde kalıcı bir etki yaratır. Ancak güzel komşuya olan ilgisi geçmez. Onu sık sık pencereden izler ve piyanoda her zaman aynı iki tuşu çaldığını fark eder. Bir gün onunla buluşmayı umarak piyano çalışını dinler. Bir sabah Melek annesine kendini aynada görmenin nasıl bir şey olduğunu sorar. Lewis bunun kendini diğer insanları gördüğünden biraz daha fazla görmek olarak tanımlar. Lewis hala sevgilisinin bir gün ona ve Melek'e geri döneceğine inanıyordur. Ama yıllarca gelmeyince çok derin bir depresyona girer. Melek'le artık zar zor konuşuyordur. Annesi ondan uzaklaştığında Melek kendini yalnız hisseder ve günlerini duvara resim çizerek geçirir. Bir gün güzel kız evlerinin önündeki bahçeden doğrudan ona bakar. Melek gerilir ve ona tek kelime etmeden arkasını dönüp annesine söylemek için koşar. Daha sonra Lewis hemşireler tarafından odasından çıkartılırken Melek fark edilmeden dışarı çıkma fırsatını yakalamış olur. Hayatında ilk kez çimenlerin üzerinde soğuk mermer zeminden başka bir zeminde yürüyordur. Birkaç dakika sonra salıncakta oynayan güzel kızın önünde biter. Kız onun varlığını hisseder ve ondan yaklaşmasını ister. Şaşıran Melek kızın kendini görüp görmediğini sorgular ve kızın kör olduğunu öğrenir. Koku ve dokunma duyusu kuvvetlidir. Bu yüzden onun varlığını hissedebiliyordur. Kendini daha önce hiç görmemiş olan Melek ilk kez var olduğunu hisseder. Kız kendini Madeline olarak tanıtır ve Melek'in eline dokunur. Bir dakika kadar konuşurlar. Melek kaçmadan önce Madeline tekrar geleceğine dair ona söz verir. Kör olduğu için hiç arkadaşı yoktur. Bu yüzden kendi yaşındaki biriyle konuşmak Melek için olduğu kadar onun için de keyiflidir. Melek hemşirelerle birlikte odaya döner ve annesinin yanına uzanır. Artık Lewis gülümsemeyi tamamen bırakmıştır. Melek ona bir kız arkadaşı olduğunu söyler ama Lewis tepki vermez. En kısa sürede Madeline ile tekrar buluşmaya gider. Madeline onun yüzüne dokunur ve hayalindeki yüzünü canlandırabilir. Melek ayrıca onu pencereden izlediğini ve piyano çalışını dinlemeyi sevdiğini söyler. Madeline güler çünkü sadece iki nota çalıyordur. Hiç melodi çalamıyordur. İkisi biri görünmez diğeri kör olsa da saatlerce saklambaç oynarlar. Çok geçmeden ayrılmaz hale gelirler ve Melek günlerinin çoğunu onunla geçirmeye başlar. Bir gün işi bir adım ileri götürüp öpüşürler. Madeline Melek'in vücudunun hangi kısmına baktığını mükemmel bir şekilde tahmin edebiliyordur. Çünkü bakışlarını hissedebiliyordur. Melek çok mutludur ama bu mutluluk uzun sürmez. Madeline bir hafta sonra göz ameliyatı olacağını ve sonrasında görebileceğini söyler. Sonunda Melek'i göreceği için çok heyecanlıdır ama Melek heyecanını paylaşmaz. O bir haftayı da birlikte geçirirler. Madeline ameliyata girmeden önce ona el sallar. O gece Lewis aylar sonra ilk kez konuşur ve Melek'i yanında uyumaya davet eder. Ayrıca kendisine bir şey olursa ormandaki kulübeye gitmesini ister.
Melek sabah uyandığında annesi çoktan vefat etmiştir. Bu meleğe çok ağır gelir. Hemşireler gelip götürmeden önce annesinin cesedini saatlerce izler. Ayrıca tüm eşyalarını kaldırır ve yazılarını duvardan silerler. Meleğin Madeline'den başka bildiği tek şey o odadır ve onu kaybetmiştir. Madeline de gerçeği öğrendiğinde ondan nefret edecektir. Hiçbir eşya taşımadan trene biner ve annesinin hep bahsettiği o göle gider. Madeline'in sudan çıktığını hayal edince daha da üzülür. Sonra ormandaki kulübeye giden başka bir trene biner. İçeri girer ve kanepede uyumadan önce içeri gezip burayı kendi evi ilan eder. Haftalar aylara, aylar yıllara dönüşür. Melek artık yetişkin bir adamdır. Yıllarca sadece kendi kendine konuşmuştur ama yine de bir gün Madeline'i görmeyi umuyordur. Sonra nihayet bir gün kulübeye gelir. Melek bir rüyadaymış gibi hisseder ve gözlerini ondan alamaz. Tam önünde duruyordur ama iyileşmiş gözleriyle bile Madeline onu göremez. Madeline sonraki iki gün boyunca en yakın kasabayı dolaşır ve insanlara onun hakkında sorular sorar. Aslında Madeline ameliyattan döndüğü günden beri onu arıyordur. Madeline annesinin durumunu biliyordur ama tımarhanede meleğin varlığına dair hiçbir kayıt yoktur. Bu yüzden Louis hakkında daha fazla araştırma yapar ve kulübeyi öğrenir. O gün Louis'in mezarını da ziyaret eder ve meleğe bir mektup bırakır. Geri döndüğünde ona gelmesini istediğini yazmıştır. Melek onu takip etmeye devam eder ve Madeline'in haberi olmadan onunla aynı evde kalır. Madeline yıllar önce olduğu gibi sık sık gözlerini üzerinde hisseder ama aldırmamaya çalışır. Melek ona bir mektup yazar ve onu özlediğini, ancak yalnızca gözlerini kapalı tutacağına söz verirse buluşabileceklerini söyler. O gün ormanda buluşurlar ve Madeline söz verdiği gibi gözlerini kapalı tutar. Birlikte eve dönerler ve yan yana uzanırlar. Madeline meleğin yüzünü hisseder ve kokusunu alır. Paylaştıkları anıları yeniden yaşamaya çalışır. Kokusu biraz değişmiştir ama onu hala tanıyabiliyordur. Aşıklar yıllarca birbirlerine özlem duyduktan sonra gelen bu ani yakınlıktan dolayı çok heyecanlıdır. Bir sonraki sahnede Madeline gözleri bağlı ve çıplak halde Melek ile aynı yataktadır. Melek ona gözlerine ilk kavuştuğunda nasıl hissettiğini sorar. Madeline bunun garip bir deneyim olarak tanımlar. Daha önce odadaki şeylerin sadece onlara dokunduğunda var olduğunu düşünmüştür. Eskiden ona göre bir top onu duvara fırlattığında yeryüzünden kayboluyor ve sonra eline dokunduğunda tekrar var oluyordur. Ama gözlerini kazandığında topun her zaman orada olduğunu fark etmiştir. Benzer şekilde odadaki birçok şeyin de onlara dokunmadığında da var olduğunu öğrenmiştir. Bu derin açıklama meleğin Madeline'den uzaktayken varlığını sorgulamasına neden olur. Sonraki bir hafta cennette gibi yaşarlar. Madeline'in gözleri sürekli bağlıdır ama aldırmıyordur. Çocukları ve gençlik yılları hakkında konuşurlar ve ikinci kez aşık olurlar. Sonra melek ona yıllar içinde en sevdiği yere dönüşen gölü görmeye götürür. Madeline göz bandını çıkarır ve manzara karşısında büyülenir ama gerçekten görmek istediği tek şey erkek arkadaşının yüzüdür. Melek onu boynundan öper ve geceleyin kendini göstereceğine söz verir. Gece olur. Melek yatak odasında başının üstünde bir çarşafla durmaktadır. Madeline nasıl görünürse görünsün onu seveceğine söz verir ama çarşafı çektiğinde şok olarak geri çekilir. Melek ona gerçeği söylüyor ki bu Madeline için bile hazmetmesi zor bir şeydir. Madeline ağlamaya başlayınca Melek kendini dünyanın en çirkin insanı gibi hisseder. Sabaha kadar gözyaşları içinde yerde kıvrılmasını izler. Yerde uyuyakaldığında üzerine bir battaniye örter. Bu sırada Madeline uykusundan uyanır. Birlikte olacaklarsa gözlerini ömür boyu kapalı tutmaya hazır olduğunu söyler ama Melek öyle olmasını istemiyordur. Madeline bir şey söylemez ama onu gerçekten sevmek için kör olması gerektiğini düşündüğünü anlamıştır. Madeline ertesi sabah uyanınca Meleği arar ama onu bulamaz. Onun hayatından uzaklaştığını söyleyen bir not bulur. Melek onu her zaman seveceğine söz verir ama onu sevmeyi bırakmasını ister. Madeline bunu okuduktan sonra tek bir gözyaşı döker. Bavulunu toplar ve tam gidecekken göğsünde bir şey hisseder. Sanki meleğin o anda nerede olduğunu anlayabiliyormuş gibidir. Gözlerini kapatıp kokusunu almaya çalışınca göle gittiğini fark eder. Sonraki sahnede Madeline kıyıya ulaşır ve ona seslenir. Kokusu yüzünden yakınlarda olduğunu biliyordur ama melek konuşmayı reddeder. Aniden bir su sıçraması duyulur. Melek yanlışlıkla göle düşmüştür ama yüzme bilmiyordur. Madeline onu görmese bile arkasından atlar. Bir süre çılgınca onu aradıktan sonra su altında kabarcıkları görür ve meleği kıyıya çıkarır. Melek birkaç tur kalp masajından sonra bilincini kazanır. Madeline bunun sefaletlerinin sonu olduğunu ve bu andan sonra sonsuza dek birlikte kalacaklarını ilan eder. Onu gözleri kapalıyken gördüğü kadar açıkça görmeyi öğreneceğine söz verir. Sonra çiftin birlikte mutlu bir hayat sürdüğünü görürüz. Normal bir çift gibi oynaşırlar, kavga ederler, konuşurlar ve sevişirler. Bazen Madeline meleğe makyaj yapar ve ortaya çıkan saçma sonuca gülerler. Sonunda Madeline hamile kalır ve görünür bir bebek doğurur. Çift kendi sihirbazlık şovlarını başlatır ve çok başarılı olurlar. Son sahnede birlikte yüzdüklerini görürüz. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.